Arkadaşlar yine yeniden bir video ile karşınızdayım. Şimdi bugün ne yapalım? Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizinle hemen şu aslında kapattım. Arkadaşlar elektromanyetik masaj aletimiz var elimizde. Çalışmıyormuş. Bir temassızlık yani hiç çalışmıyormuş. Biz birazcık kurcaladık. Çalışmaya başladı. Aslında müdahale etmedim ama biraz kurcaladık. Çalışmaya başlıyormuş. Başladı. Mevzuya şeyden başlayalım. Nasıl bir alet? Nasıl çalışır? Ne iş görür? Ondan başlayalım arkadaşlar. Bu televizyonlarda satılan Aura markalı vesaire yani birkaç değişik marka adı altında satılan ama aslında aynı cihazın değişik marka basılmış versiyonları piyasada bolca mevcut. Bu alet arkadaşlar elektronik masaj aleti diye geçiyor. Bu elektromanyetik dalgalarla vücuda elektrik verip insanlara masaj yapıyor. Değişik fonksiyonlar da yapıyor. İşte bir böyle vibrasyonlu yapıyor. Birden şöyle vurarak yapıyor falan. Yani vurarak derken elektriği birden vuruyor. Bazen diğer fonksiyonlarda böyle noktasal vurarak böyle masaj yapar gibi vesaireyle yapıyor. O mevzularına zaten kullanıcı kılavuzunu size kaydı alarak size şey yapacağım. Okuyup buradan detayına ulaşabilirsiniz. Ama ben genel hatlarıyla cihazı tanıtacağım. Cihazımız arkadaşlar kaç voltta çalışıyor ona bakacağım. 200 maksimum. Evet, 4.5-5 voltta çalışıyormuş. 300 miliampermiş. Adaptörü var ve ayrıyeten de pille de çalışabiliyor arkadaşlar. 3 tane kalem pille de çalışabiliyor. Cihazımızın arkadaşlar vücuda yapıştırılan pedleri var. Pedler, bu pedleri vücudun istenilen ağrılı bölgelere yapıştırıp şu kısmı jel bir malzemeden yapılıp ve şurasına da bu kabloya da bir de kablosu var. Elektrot diyorlar buna. Yani iletkenleri. Şurada bunun bir takma yeri var arkadaşlar. Böyle takıyorsunuz. Ondan sonra bir de neyimiz var? Terliğimiz var. Bu da ayak masajı için kullanılıyor. Dediğim gibi ayak masajı için kablosu bu. Pedleri kullanabilmek için 4 parça pedi var. Bu pedlerin çalışma prensibi artı eksi şeklinde çalışır. Çift kullanabilirsiniz. 4 tane pedi var. 4 tane kullanabilirsiniz. 1 kullanamazsınız ve 3 kullanamazsınız. Yani mutlaka vücudun bir yerinde artı bir yerinde eksi olacak ki orada alet çalışabilsin. Elektrik mantığı artı eksi olmadan çalışmayacak. Zaten elektromanyetik bir alet. Şimdi öncelikle dediğim gibi adaptörle de çalışıyor, pille de çalışıyor dedim. Yani cihazın bir de içini göstereceğim size. Cihazımız adaptörümüzü 220Z'ye bağladıktan sonra şurada güç kaynağımız var. Güç kaynağı girişine takarız. Ve şurada da elektrotların girişleri var. İki girişi var arkadaşlar. Yani daha doğrusu bir elektrik girişi bir de küçük vücuda yaydığı elektrik çıkışı var burada. Şurada da bunun on off yani power düğmeleri var. Şuralarda az sonra şeyde göstereceğim kullanıcı kılavuzunda göstereceğim tek tek fonksiyonları var. Yani bunun detayına girmeyeceğim çünkü yani o detayını siz okuyarak kendiniz şey yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz, kavrayabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla cihazımız terliği kullanacağımızda terliğin de buralarında bakın şöyle 1, 2, 3, 4 tane de vücuda elektriği yaydığı yerleri var arkadaşlar. Şöyle mıknatıslı bir şeyleri var. Bu alet terliğin elektrotlarını şu L biçimindeki kısmını şu kısmı hemen buradaki çıkış yerine takıyoruz. Taktıktan sonra şey fark etmiyor arkadaşlar.
hemen telliğin şurasında bir geçme yeri var. Bunu telliğin bir tanesine, şunu da diğerine takıyoruz ve buradaki güç düğmesiyle bunu açıp vibrasyon kısmıyla basıp şuradan da istediğimiz hıza getirip ayağımıza elektrik vermeye başlıyoruz. Şimdi şuradan açtıktan sonra da bunun birinci kademe, ikinci kademe şurada ayarı var arkadaşlar. Ortalama yani ben kendim de denedim. 5-6'ya kadar 4'e kadar pek hissetmiyorsunuz. 5 ve 6 arasında iyi hissediyorsunuz. 6'dan yukarıya da fazla çıkamıyorsunuz. İnsana göre değişebilir mi? Değişebilir belki, onu bilmiyorum ama ben 5-6'dan yukarıya çıkamadım. Bu böyle çalışıyor. Hemen diğer olayı da anlatayım. Fişlerimi çıkardım. Terliğimizi şöyle bir köşeye koydum. Bu elektrotu hemen şöyle kenara koyayım. Ardına da arkadaşlar bakın, dediğim gibi bu şeyler 4 parça. Pedler 4 parça. Bu pedin kablosu ayrı. Çünkü bunun ucunda 4 tane şeyi var. Çıkışı var. Bu 4'üne birden de takabiliyorsunuz. Ama mutlaka işte bir kırmızı bir beyaz olması lazım. Hemen şuradaki geçme yerine bağlıyoruz. Bunu da buraya bağlıyoruz. Vücudumuzun herhangi bir yerine, kola ya da işte ne bileyim ağrılı bölgelere yapıştırıp cihazımızı burada açtıktan sonra arkadaşlar bakın şurada işte omuzsa diyor ki omuza bağlayın. Bakın şurada bir ok işareti var. Şuradan istediğiniz bölgeyi arkadaşlar, yani demin demiştim ya bir temassızlık var diye. Şuradan mı çıktı? Evet. Dediğim gibi temassızlık hala devam ediyor. Ha pardon, kabloyu çıkarmışım arkadaşlar. Şu kabloyu şuraya takalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun yine şu L kısmını hemen şuraya takıp sonra da vücudun yerlerine, istediğiniz yerlere yapıştırıp bunu buradaki şeyleriyle hemen şu om pozisyonuna getirip şuradaki bakın bastığınız zaman omuzu gösteriyor. Diyor ki işte beli gösteriyor. Dizi gösteriyor. Hemen altındakine basıyorsunuz. Kolu gösteriyor. Şurada bacağı gösteriyor arkadaşlar. Bu tekrar anlamına gelir. Alet buradan, şuradan vibrasyona basarak da bakın şuradan şu el işareti de vibrasyon yaptırmaya başlıyor arkadaşlar. Buradan da şu speed titreşim hızını yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Şu da masaj süresi. Yani masaj 15 dakikadan başlayıp geriye doğru 14-13 aşağı doğru gidiyor. Yani 15'er dakikalık seanslar halinde firma bunu ayarlamış. Diğer tuşlarda işte bastığınız zaman değişik şeyler yapıyor. Değişik masajlar, böyle el sıkması gibi vücuda masaj yapıyor arkadaşlar. Çok fazla şey yapmadım. Çok fazla incelemedim ama kaba taslak öğrendiğim kadarıyla da bu şekilde. Zaten kullanma kılavuzundan da size detaylı çekimini yapacağım. İstifadenize sunacağım arkadaşlar. Kaba taslak alet bu. Bu şekilde çalışır. Şimdi bir de içini sökelim. Ondan sonra da kaba taslak içini göstereyim. Ondan sonra da kapatalım. Ve işimizi bitirelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam edelim. Hemen şuradan güç kaynağını çıkardım. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Ha bir de şunu söyleyeyim. Eğer arkadaşlar şimdi otomatik kendi kapanıyor, bir temassızlık falan var demiştim ya. Bu cihaz bu pedleri vücuda doğru yapıştırmadığınız zaman otomatikmen 5 saniye içinde kendini kapatıyormuş. Bunu da kullanma kılavuzunda göreceksiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Ben hemen bunu 3 tane vidası var. Altında içindeki elektronik kartı da tutan yine 2 tane civatası var.
onlarla sabitlemişler. Her plastikte olduğu gibi şeyi var, tırnakları var. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi bakın, şurası akünün akünün diyorum, pillerin yuvasından gelen kabloları var, iki tane kartı besleyen. Kartın şuralarında iki tane yine iç civatası var. Onları ben önceden sökmüştüm arkadaşlar. Bakın, yani aslında çok komplike bir alet değil. Komplike bir alet değil arkadaşlar. Şurasında işte az önce demiştim ya, güç açıp kapama ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar güç elektriği verme gücü düğmesi var. Burada fonksiyon düğmelerini işte görüyorsunuz. Şurada sinyal hoparlörü, ses hoparlörü, dışarıya açık kapama ses hoparlörü var arkadaşlar. Küçük bir ekran koymuşlar. Arka tarafında şöyle göstermem gerekirse, arka tarafı da elektronik işte devreler, diyotlar vesaireler vesaireler. Arka tarafta böyle. Şimdi bunda her elektronik cihazda, özellikle de pille çalışan cihazlarda arkadaşlar, pili eğer kalitesiz bir pil alırsanız ve cihazın da üzerinde unutur giderseniz, bu buraya akar, kartın üstüne akar, oksitlenir ve bu aleti arıza yapmasına neden olur. Kaliteli pil alacağız, kullanacağız ve cihazı kullanmadığımız zaman da cihazın üzerinden çıkarıp çantasının içine koyacağız. O şekilde muhafazasını yapacağız. Yoksa pil içine akıyor ve cihazı bozuyor arkadaşlar. Şimdi ben kaba taslak bu aletin şeyine baktım. Yani içine baktım, herhangi bir şey, sıkıntı vesaire göremedim. Kendi kendine kapanma olayı, demin de dediğim gibi, cihaz eğer petleri uygun yerleştiremediğimiz zaman otomatik 5 saniye içinde kapanıyor. Sudan kaynaklanan bir özellikten kaynaklanan bir kapanma olayı var. Ama bize geldiğinde bu cihaz hiç çalışmıyordu. Biz sahanı temizlerken bu şeyi söktük. İçinde biraz oksitlenme olmuş. Bir işte kolonya vasıtasıyla, bir temizleyici madde vasıtasıyla şeyle silerek, diş fırçasıyla böyle kartın lehim yerlerini temizleyerek sorunu giderdik. Gayet çalışıyor. İyi denedik. Bayağı dediğim gibi de elektrik veriyor, masaj yapıyor. Fena değil aslında, hoşumuza gitti ama ürünün kalitesine gelecek olursak, ürünün kalitesinin kabloları, yani işin açığı benim çok yani hoşuma gitmedi. Kalite olarak hem kablo olarak, hem plastik gövde olarak, hem malzeme olarak çok kaliteli bir ürün değil. Kaldı ki zaten de fiyatı da kaliteli bir ürün fiyatı değil. 80 lira civarında bir alet. Yani çok güvenilir mi? Yani korkmanıza bence gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü bu alet dediğim gibi 5 voltta çalışan bir alet. Direkt içine 220 girmiyor. Yani insanı öldürür mü? Öldürmez. Yani öldürmemesi lazım. Çünkü 5 voltta çalışıyor. Ama dediğim gibi 5-6'dan 6. kademeye getirdiğimiz, 6. kademeden sonra da baya baya bir etkiliyor insanı. Yani kalite anlamında da böyle bir alet arkadaşlar. Şimdi burada en son olarak da arkadaşlar, biz bu aleti ne yapalım? Kapatalım. Şurada iki tane vidamız var. Bu iki tane vidamızla aletimizi kapatalım ve bu işi sonlayalım arkadaşlar. İki tane anakartın sabitleme civatasının yerine vidalayalım. Şurada şu bir, şu iki. Kartımızı sabitledik.
Kartımızı sabitledik arkadaşlar. Şimdi şeyimizi de yönüne oturtalım. Tırnakları vardı zaten. Tık diye oturdu. 3 tane de arka tarafında kasanın açılmamasını sağlayan vidaları var. Onları vidalayalım. Ama vidaları yanlış yere attık ki yerlere tutturamadık arkadaşlar. Şimdi biz bunları şu 2 tane, arkada 3 tane olacaktı ya, ön tarafta 3 tane yerine atacağız. Kartımızı şimdi tutturduk arkadaşlar. Ardına da tekrardan şuradaki tırnaklar vasıtasıyla zaten tık diye oturacak. Tık diye oturttuk. Evet, duydunuz sesi. 3 tane civatasını şimdiki yerlerine atalım. Az önce yanlış yere tutturmuştuk. Genelde yaptığım işlerin çoğu ilk defa yaptığım işler olduğu için arkadaşlar yanılabiliyoruz. O yüzden bence sıkıntı yok. Şimdi şu pillerini dediğim gibi koymuyorum yerine. Pil yuvasını kapatıyorum. Üç ünitesini hemen bağlayalım. Şöyle ortada da bayağı bir 56 yaptık. Karıştırdık, çorba yaptık ama şöyle. Evet, bakın. Aletimiz çalıştı. Aletimiz çalışıyor. Arkadaşlar, elektromanyetik masaj aleti de böyleydi. Hemen videonun sonunda da şu şeyi unutmadan kullanma kılavuzunu da size çekeyim ki işinize yarar. Peki, Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Kullanma kılavuzu çekelim ve videomuzu sonlayalım. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Arkadaşlar not yazıları okurken videoyu durdurup pausleyip okuyabilirsiniz. Bu da bir dipnottu. Hoşça kalın.